İlk maçımla açıyorum Kırmızı evet. Grup dosyasını. Buca Spor evinde Adıyaman FK'yı ağırladı. Maçtan 5-1 galibiyetle ayrıldı. Gol oldu, yağdı. Ama 15. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı ile öne geçti. 32. dakikada İbrahim Halil Üner durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı böyle sona erdi. 61 ile 83 arasındaki 22 dakikada 4 gol buldu. Şimdi izlemediğimiz bir maçın, Erhan Hoca da şahittir, yorumunu yapacaksak burada, ikinci golden sonra, yani 61'de Berke Bey'in golünden sonra Adıyaman risk almıştır. Dağıldı, risk aldı. Hı. Oyun disiplininden koptu. Anlaşılan o. Yani buradan bakınca bunu söyleyebilirim. Ama ilk yarının bir bir sona ermesi, Adıyaman'ın özellikle ilk yarıda çok kötü olmadığını, dişli olduğunu, mücadele ettiğini, pozisyon bulduğunu vesaireyi gösterir. Adıyaman takım olarak da zaten pes eden bir takım değil Adıyaman, yani mücadele eden bir takım. Adıyaman işte bir hocayla birkaç hafta geçirirse... Adıyaman'da şimdi Levent Kartop hocaya, ben iki hafta önce buradayken hayırlı olsun demiştik Gökalp abi beraber. Evet. Sadece 6 tane antrenmana çıkmış. Hı hı. Şimdi 6 antrenmanda ne verebilir? Elinde sihirli değnek mi var? Takıma ne yapsın? Yine gerçi iyi top oynattı, mücadele ettiler. Geçen hafta kazandılar mı? Beraber kaldılar, puan aldılar. Yani Adıyaman'da da şöyle bir sıkıntı var. Geçen sene 11 hoca, bu sene işte 4-5 hoca. Nereye kadar böyle gidecek? Buca Spor'la oynuyorsunuz. Buca Spor zaten ligin iyi takımı. Deplasmanda oynuyorsunuz. Yani Adıyaman yönetimini ben bilmiyorum. Hı. Yani bağlantı kurmak da isterim kendileriyle. Yani neyi bekliyorlardı Buca Spor deplasmanında? Lig lideriyle oynuyorsunuz, deplasmandasınız. Hocanız bir hafta önce gelmiş. Neyi bekliyorsunuz? Yani Buca Spor'a aynı tane antrenman çıkmış. Ne verebilir ya? Takımda neyi değiştirebilir? Aynısı gerçi Van için de geçerli. Hatırlıyor musun? Kocaeli deplasmanında 4 gol yemişti galiba Van, değil mi? Ama arkasında onun belli maçlar var. Yani 2 hafta olmamış. Hayır ya, bu tarz gelin deplasmanlarda çok gol yenir yani. Yani şu bu Buca Spor Adıyaman maçına, Adıyaman'da futbolcu olsam, Buca'ya giderken bir puan alsak iyi diye düşünürüm yani. Kaleci olsam. Ya puan... Şimdi puan durumuna bakarak. Bir puan bizim için iyi deplasmanda, lider takımdan. Yani bunu herkes böyle düşünür bence. Vallahi hocam ben Adıyaman'ın kalecisi olsam fark yemeyeyim diye giderim. O da farklı bir bakış açısı. Ben bir puan iyi gibi düşünürüm. Ama bence Adıyaman Spor'a şey lazım. Antrenör değil de. Böyle bir hoca ya. Bak, İmamdan falan bir hoca almaları lazım. Izleyen... Duayla falan çıkmaları lazım. Her hafta hoca değiştirerek nereye kadar böyle. Adıyaman Futbol Kulübü'nden bizi izleyenler varsa böyle Twitter hesabı, Instagram hesabı, YouTube'da yayın içerisindeki ikincilik futbol dosyası ile ilgili kanalımız var. Oradan yani bir iletişime geçsinler. Benim numaramı Ankara'da bulmak kolaydır. Herhangi bir Ankara'daki tanıdıkları futbol adamına falan şey yaparlarsa bir şekilde bana ulaşılır. Ben gerçekten Adıyaman'da konuşmak istiyorum. Yani bu kadar, yani iki haftada ben İnanç Avcı da yapardı da o dört haftada yapardı arkadaşlar. Bu kadar olmaz da 11 tane bence. Ama bence federasyon da bununla ilgili bir karar alır herhalde. Valla bilemeyeceğim. 11 hoca fazla ya, öyle değil mi? Antrenörlüğün değerini de azaltıyor. Levent Hoca da ayrıldı zaten. Levent Hoca çok değerli bir insan. Yıllarca Süper Lig'de oynamış. İyi de insan, iyi de antrenör. Çalışkan da. Oraya bir hevesle gitti. Ama 6 antrenman yaptırdıktan sonra ayrılması üzücü bir durum benim için. Ama Levent Kartop'tan bir şey eksiltmez bu durum. Sadece yani hayatta şey tecrübeler vardır. Yaşanmışlıklar. Bu da onun için bir tecrübe oldu bence. Adıyaman'ın işi zor. Bir de böyle bir kötü de ismi çıktı Gökalp abi. Aynen. Ama abi ben çıkartmadım ki o ismi yani. Niye böyle yapıyorlar acaba? Dikkat mi çekmeye çalışıyorlar? O da ilginç bir konu aslında. Ben de bilmiyorum. O yüzden konuşmak istiyorum. Eğer mümkünse, yani bize ulaşırlarsa, biz şimdi ulaşamadık açık söylemek gerekirse. Belki yeni gelecek hocayı tanırım da ulaşırım bilmiyorum ama oyuncularından tanıdığım yok. Yeni hoca da geldi de kim olduğunu şey yapalım. Anlaştılar bir hocayla. Ben bilmiyorum kim olduğunu. Hocada da kaleci Kıvanç bana futbolu bıraktırmak haklı mıymış abi? Şampiyon olacak gibiydi. Öyle oluyor yani. Bırak oynayayım diyordu. Kıvanç oynasın ya. Boş ver. Sen burada iyisin hocam. Sen burada iyisin. Evet. Bir şey soracağım ama bir kaleci için 5 gol yemek kolay bir şey değil değil mi? Hani bir kaleci antrenör olarak sizde. Zor. Ben de son seneme kadar gol yememiştim 5 tane. Son sene yedim. Sonra zaten futbolu bıraktım. 5 tane gol yedim. Demek ki bırakmam gerekiyor gibi oldu. Ama ben o zaman şöyle bir şey kontra yapayım Nurgül'e. O zaman mesela sen hiç aşk acısı yaşadın mı? Oradan gireyim. Kontra olsun. Yok. O zaman şöyle diyeceğim. Aşk acısı da bir şey mi? Hani sen hiç 90+5'te gol yedin mi? Böyle bir şey anladın mı? Çok ya, felsefik o, oldu felsefik bu cümle hocam. Onun tribün versiyonunu ben yaşadım. Vallahi yaşadım 90+5'te. Gol yediniz mi? Abi takım gol yedi. Bir anda var ya yani bütün enerjin emiliyor.
Aşk acısı mı daha kötü, 90+5'te gol yemek? 90+5'te gol yemek daha kötü. Aşk acısı ne ya? Ben aşk acısı seviyorum. Yok canım, hiç alakası yok. 5 gol yiyince de ama şöyle olmuyor. Zaten gol yemeye alıştığın için Gökalp abi çok hani dokunmuyor ama diyelim maç 0-0 işte 1-0 öndesin falan 90+5'te öyle uzatmada gol yiyince o hafta zehir oluyor. Yani bayağı problemli iş. Aynen. Atmak güzel de yemek bu arada. Peki. Sonraki maçıma geçiyorum. Evet.